Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tayyip Ilçaslan. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle Toyota'ya gelen zamlardan sonra hangi Toyota markaları, daha doğrusu hangi Toyota şeyleri 450.500 TL indirimine giriyor, hep beraber buna bakacağız. Videonun birazcık kısa olmasından aslında ne kadar aracın bu listeye girdiğinin farkı hızlanırsa diye düşünüyorum. Ve gerçekten yüklü miktarda bir zam geldi diyebilirim araçlara. Gerçekten alabileceğiniz modeller, o işte paketler ne yazık ki azaldı. Normal şartlarda full paket bir Toyota Corolla'yın sadece bir altını alabiliyorken şu an herhalde onu da alamıyorsunuz. Şimdi sizlerle birlikte direkt hem ticari hem de binek araçların hepsine bakacağız. Ve hemen hiç lafı uzatmadan konuya geçiyorum. Ve tabii ki ilk aracımız yeni Pro Ice City Cargo arkadaşlar. Yeni Pro Ice City Cargo'nun 1.5 dizel 100 beygir Vision 5 MT'sini 245.900 TL'ye, 1.5 dizel 100 beygir Dream 5 MT 262.900 TL, 1.5 dizel 100 beygir Vision 6 MT 303.900 TL, 1.5 100 beygir Dream 6 MT 319.500 TL arkadaşlar. Şimdiki aracımız yeni Pro Ice City arkadaşlar. Yeni Pro Ice City'nin 1.5 dizel 100 beygir Dream 365.950 TL, 1.5 dizel 130 beygir Dream AT 406.900 TL, 1.5 dizel 130 HP Flam X-Pack AT 444.900 TL arkadaşlar. Ve tabii ki bu listenin olmazsa olmazı Yaris arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var ki ne yazık ki Yaris gerçekten sizin de göreceğiniz üzere en boş paketini satışa sunuyorlar. Bir hemen öncelikle onu söyleyeyim. 1.0 Vision 371.500 TL arkadaşlar. Yani ufacık bir araba alacaksınız. Minnacık bir şey. Ve gerçekten bu arabanın fiyatı 371.500 TL. Motor 1.0. Yani gerçekten inanılmaz ya. Bir şey demek istemiyorum. Emin olun bu arabanın fiyatı bu değil. Bunu zaten hak etmiyor bile bu fiyatı ama. Ne yazık ki bu fiyatlara kadar gelmiş durumda. Ve sırada tabii ki hepinizin merak ettiği Toyota Corolla var arkadaşlar. Toyota Corolla'ya da ilk başta değindiğim gibi arkadaşlar, biliyorsunuz ki en full paketin bir altını alabiliyordunuz arkadaşlar. Yani en full olmuyordu ama bir altını alabiliyordunuz ki o da çok iyiydi bence Türkiye şartlarında. Hani alınabilecek araçlardan iyi biriydi. Sedan, geniş bir araç. Yani bunun zaten videosunda ben izlemiştim. İnternetten bayağı bir araştırdım ve güzel bir araba. Hani alınabilecek bir araba en azından bu şartlarda ve listeye baktığınızda o zaman alınabilecek bir arabaydı. Ne yazık ki şu an en full paketini bile alamıyoruz. Ki onu da geçtim. Hemen bir konuya geçiyorum ve orada biraz daha yorum yapacağım size. Toyota Corolla 1.5 Vision 404.250 TL, 1.5 Vision Multidrives 421.750 TL, 1.5 Dream 438.350 TL arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece ve sadece bu listeye 3 tanesi giriyor. Normal şartlarda bu daha fazlaydı. Şöyle hiç şey yapmadan şimdi bir şeye bakacağım. Bunu da size söylemek istiyorum. Çok böyle merak ettim gerçekten. O yüzden bakacağım arkadaşlar. Ya biliyorsunuz bu işler normalde daha farklıydı. Yani daha çok ürün giriyordu ama ne yazık ki şu an hiçbiri yok arkadaşlar. Üzüldüm. Neden diyeceksiniz, gerçekten hani engelli insanların daha geniş araçlara ve daha güzel araçlara ihtiyacı var. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde almak imkansız ötesi ve hala zam geliyor. Ve bu zamlar sonrasında nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Şöyle ki bir hemen şu nota düşüyorum. Bir öncekinde 1.5 Flam X-Pack Multidrive S alabiliyordunuz 444.450 TL'ye. Ama şu an onu bile alamıyorsunuz. Gerçekten üzücü ki çıkamıyorsunuz bile. Hatta onu bırakın, 1.5 Dream Multidrive S var arkadaşlar, onu bile alamıyorsunuz. Üzücü yani, gerçekten bilmiyorum
Bu konu hakkında gerçekten görüşlerinizi çok ama çok merak ediyorum. Aşağı yorum olarak yazarsanız gerçekten sevinirim. Çünkü bu fiyatlar Türkiye şartlarında bana kalırsa aşırı yüksek. Gerçekten aşırı yüksek. Yani bu bantlarda bu arabaları almak aptallık olur. Ne yazık ki. Bilmiyorum ne yapacağız. Hani araba alacaksınız belki ama yani en boş paketini alacaksınız. Ve o en boş paketine bile bir dünya serveti vereceksiniz. Hani buradaki o 438 bin lira kolay kazanılmıyor. Hadi diyeceksiniz ki bunu ben şu an için direkt kafadan yarıya düşürüyorum. İşte sallıyorum 215 bin diyorum. 218 bin olsun hadi. Hani bu araç size 218 bine gelecek. Hadi olsa busu 220 bine gelsin. Hadi düzlüyorum. Hani 220 bin vereceksiniz ama işte bu araba o 220 bini hak edecek mi onu bile bilmiyorsunuz. İşte yazık. Gerçekten yazık arkadaşlar. Ben daha fazla söyleyecek laf bulamıyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı yorum olarak bana söylerseniz çok memnun olurum. Ve aşağı zaten ben genellikle bütün yorumlara tek tek cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve çoğunda veriyorum aksatmadan. Eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar bakın şu an 312 yani ben bu videoyu hazırladığımda 312 abonemiz vardı. Bu aboneye geçebilmemiz için yani 1000 aboneye yaklaşmamız için sadece 700 kişi kaldı. Sizden desteklerinizi bekliyorum. Videolarımın çoğunluğunu abone olmayan kullanıcılar izliyor. Lütfen abone olmayıp izleyenler de lütfen abone ol butonuna tıklasınlar. Şimdi ekrana size kaç kişinin abone olup olmayanların bu listesini getireceğim. Yani bir tarafta abone olup izleyenlerle olmayıp izleyenler arasındaki bir orantıyı görün. Bana o zaman hak vereceksiniz. Buna inanıyorum. Onun dışında bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu bir seri arkadaşlar ve seri olarak devam edecek. Güncel herhangi bir bilgi alırsam bunu zaten buradan paylaşacağım. Bilginiz olsun. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.